Tabii canım, sen ne diyorsun? Öyle bir dil geçme. Evet, kaynak yok. P falan koyduk oraya. Evet, kaynak yok. Belli mi koyduk? Acaba falan. Hadi, ben de çok üşüyorum. Hı. Ha, Ha, oldu. Ha, oldu. Vallahi oldu. oldu. Evet. Burada fark yok. Ne var? Yapıyorsak da normal Ne? Tamam. Bir yorum yazayım da adam gibi bir yorum yazayım. Şu muydu? Bir Loran Epsun yapalım. Niye yani transfer ediyorsun ya? Ne mal bir şey ya? Ne? Ha bak, yazıyor kendi kendine tekrar transfer ediyor. Ne? Durum yapıyor mu? Site. Çarpma yazılar. Yazalım. Saçma sapan. Fragmentler. Deseniz ben çıkıp durdum. Neyi bu? Ben çevirmesini sevmiyorum, kendi çevirmesini. Kaç karakter yazmış, yazdırdık ona. 500'den çok duymuş ya. Bu mu? Translator. Niye açıldığını bilmiyorum. Açıldı yani. Evet. Şimdi şu ön yazı yapacaktım ben, yanlış şey yaptım. Neyse, uzun yorumumuz da olmuş oldu. Şurada lazım ya. Evet, şöyle bir şey oldu. Böyle bastı, bu altı düştü. Çünkü ben bunu hiçbir bitmit vermedim. O yüzden kafasına göre geldiği için uğraşmayalım. Tamam, zaman çalmayayım. Bunu işte bit vereceksin, şuradan keseceksin, şuraya denk gelecek. İşte burada kalacak. Evet, yani kısa olduğu zaman burada durduğunu düşündüğümüz için T bulunca çizgi çıkartıyor. Demin denedik ama. Şöyle table olduğu için çizgi çıkıyor. Hoş olmadığı için table'ı kaldırdım. Bunlarda da aynı şekilde bir tasarımsal bir şeyler yapmak gerekiyor. Ama ben şu an işlevi de sağlıyorum. Gerisini evde halledersiniz. Okuma sayısı ihtiyacımız var. Genelde bu okuma sayısı yapısı sayının arkadaşlarım şeye göre oluyor. IP'yi kontrol ediyorsun. Veya session bazlı çalışıp adam bu makaleyi daha önce okumuş mu? İşte artı bir vereyim mi vermeyeyim mi sorularını sormamız gerekiyor. Session ile yapalım isterseniz. Session ile soralım. Adam bu makaleyi şimdi okudu mu diye. Eğer şimdi okuduysa vermeyelim artı bir. Eğer okumamışsa artı bir verelim. Olur mu? Şunu da kapatayım. F7. Bir tane o zaman biz şey tanımlayacağız. Makale okusun, bitsin her şey. Arttırma kısmı burası olsun. Adama soralım. Session'da tabii if yapalım. Eğer session'da işte okunan makaleler diye bir şey null'dan farklı mı?
Bir de Erzurum'da Nalsa. Nal ise eşittir yeni bir tane string liste koyalım. Aslında ileride generic manager listeler öğrenir. O zaman onları değiştirmemiz lazım ama şu anda daha öğrenmediğim için normal string bir dizi tercih ediyorum. Ve buraya request.querySync'ten gelen midi yerleştiriyorum. Ve integer gerek yok. DB tabii. Integer ve integer oldu. Ne kararsız kaldım ha. DB işlemleri nokta execute non query update makaleler set makale okunma sayısı artı eşit 1 diyelim. Tabii artı eşit 1 diyelim. Ver. Neyi? Evet. Ver makale ID eşit et mid'dir diyorum. Ve şuraya yapıştırıyorum. Ve artı bir yapacak. Burada ise diyorum ki o zaman string dizi makale listesi eşittir session'dan gelen değer s string dizidir diyorum. Geri çeviriyorum. Objekten çıkartıyorum. Ve soralım. Makal ne? Makale sizin için de request.querySync'ten gelen mid'den var mı? Diye soruyorum. Eğer varsa şunu station'ı sildim ya oradan. Nasıl becerdiysen. Ve başına bir tane ünlem koyarsam yok sonuç. Yok sattır. Dolayısıyla adam bir oturum bazında her açtığı makale bir kere sayacak. İşte kapatacak, açacak veya işte bir saat sonra gelecek, bir saat sonra gelirse bir sayacak. Yani 10 dakika içinde 5 kere makaleyi F5'e basması hit sayısını arttırmayacak. Ha? İşte burada session'a soru. Yani şurada şunu unuttuk. Eğer null değilse buraya bunu koydum ya. Nullsa bunu yeniden oluşturdum. Nullsa yeniden oluşturmamız lazım. Ya peki null değilse ne olacak? Anlatamam değil mi? Şimdi null mı diye sordum. Budur. Tamam null değil dedi. İçeride şeyler var, yazılar var. Geldim buraya. Context var mı dedi. Yok. Yok dedi. Yok dediyse yap dedim. Varsa ne olacak? Ya da şu işlemden sonra benim bunun içerisine makale listesine artı bir eleman eklemem lazım değil mi? Evet. Hocam zaten okunan bu makaleyi makale ailesi. Tamam işte. Ha bak ben şimdi diyorum ki listede var mı diyorum. Bu yok diyor. Yoksa diyorum veri tabanı bir arttır. Evet bunu okumuş sayamayacak bir daha sonra. Değil mi? Neyse. Şöyle bir şey yapalım ya. Daha basit olacak çünkü.
Heredis diye bir şey tanıştıracağım size. Yardımcı da konuşacak edecek. Yakın birkaç günümüz var bu konuya gelmeye. Senmeta Collection. Bizim şeyimizden, listemizden farklı olarak senin arkadaşlarım, bu arkadaş içeride object tutuyor. Yani string tutmuyor. Ve ekleme çıkarması et ile eklersin, remove'da kaldırırsın gibi. Çok basit bir yapıda çalışıyor. Dolayısıyla ben makale sitesinde onu kullanacağım. Detayını zaten günümüz geldiği zaman göreceğiz. Ve şuraya ise yeni bir tane array list oluşturacağım. Ve bunu ben dışarı oluşturayım. Array list al eşittir new array list al nokta at deep ekleyeceğim. Ve session'a da array'i vereceğim. Request nokta questing'den gelen mit. Aynı işlemde burada gerçekleşecek. Eğer adam makaleyi okumamışsa, ilk defa okuyorsa veri tabanına artı bir yapacağım. Ve okuduğunu daha sonra anlamam için makale listesinin içerisine add yapacağım. Yaptığım add'i de daha sonra makale listesinin içerisine geri koyacağım. Oldu mu? Kabul ediyor yani sen. Ya. İftar aşağıya kadar kullanıcı bazlı değil mi? Her kullanıcı için. Yani. Evet. Evet, burası oldu galiba şimdi. Şunu yazdırmamışız. Şurada onu yapalım. Literal. Literal değil mi okuma sayısı? Ekliyorum o zaman. Koymuşum ya. Ha, başına literal yazmışım ya. Ondan bulamamış. Literal okunma sayısı text eşittir reader'dan gelen makale okunma sayısı olarak karşımızda bulunur. Şimdi 0. Çünkü ilk defa açıldı. Bu adam ilk defa okuyacak. O yüzden 0 F5'e basıyorum. Şimdi artı 1 oldu. Bir sonraki bastığımda artık neymiş? Ne kadar süre olacak? 20 dakika. Tabi işlem yapmadan 20 dakika. Defconfig'de mi ayarladın bir şeyi? Ayarlamadım. Default 20 dakika ya. Default 20 dakika olduğu için herhangi bir erişim yapacağım. Burayı tarih falan bağlantı kesme süresi değil mi? Hı hı. Kontrol ediyor mu ifla? Evet, 20 dakika sonra bir daha alırım. Şimdi olsa aynı kullanıcıdan arttırmasın. İşte F5'e bastığım zaman arttırmıyor şu an. Hayır, bir kullanıcı mesela girdi o ay. 20 dakika veremezsin. 20 dakika değil, istersen. Öyle bir şey mi olur ya? Modemi reset ediyorsun, bulamıyorsun. O senden gidiyor, başkasına gidiyor. Hayır, okuma sayısı fazla düşürmeyelim de. Farklı mesela şu an. Oyunlarına olaylara kadar oluyor ya. Kullanıcı bazlı mı? Mesela, yani ben o makaleyi 5 kere okursam... Bir daha tekrar şey yapamazsın. Niye ben makaleyi 5 kere okuyamayacak mıyım? Hocam makale bazlı sorumluyor. Ya hocam şöyle diyeyim. Mesela millette anket oluyor. Evet. Alex Kalsın'ın gitsin mi? Evet diyorsun. Gitsin diyorum. Hı. Bir daha da diyemiyorum mesela. Tamam. Üye girişi yaptın mı? Yok, kapatıp açtıktan sonra gene giriyor. Üye girişi yap, cookie'lerini temizle. Cookie'lerini sil. Nasıl yapar? Öyle. Cookie yapmıyorsun sen. Cookie'yi sil, cookie'lerini tam sonra böyle. Ertuğrul. Kaçarı yok yani. Tek şey, kullanıcı bazlı yapacaksın. Ve okuyan bir daha hani saymayacaksın da o veri tabanı çok büyütüyor yani. Kullanıcı bazlı mı? Ayıptır. IP bazlı yapamazsın, istedik IP kullanmıyoruz. Ben modemi kapatıp açarsam IP'm değişiyor zaten. Ben o zaman dakikada bir yeni bir tane okuma atabilirim oraya. Ya çünkü bazı anket sitelerinde yerine yemek kalmamız diye onu kullanan... İşte cookie'lerini temizlersen, cookie'leri temizledikten sonra şey olur o. Tekrar bir oy verirsin ona. Onun şeyi yok, kaçarı yok.
Tamam, bu da tamam. Bir şekilde hallettik. Yorum yazma lazım. Sadece üyeler yorum yazabiliyor. Yorum yazma... Yorumların üstünde olsun ya. Yorumlar. Şurada bir adet div içerisine koyayım. Nasıl table koyacağım buraya daha şık dursun. Çizgi çıksın. Çünkü burası form sonuçta. Evet, kullanmıyoruz. Yani üyelik, yani aslında istiyorsanız üye giriş olmayan da yazabilecek diyorsanız no problem aslında. Hani bir alanımız var zaten, basıp şöyle geçeceğiz. Yazalım isteyin yani. Yazalım mı? Herkes şey yapsın. Ama orası şurası null mı, onu kontrol etmemiz lazım. Ha, olmaz ya, user ID soruyorum ben. Adam üye girişi değilse, yapmamışsa ne olacak? Misafir yapalım. Misafir user yapalım. Şu an aklıma en basit pratik o geldi. Bir tane misafir user'u koyayım. Şifre ihtiyacım yok ya. Bu user ID ile kullanacağım. Direkt ID'sini vereceğim yani. Ben login kısmını ayarlamadım, tamam. Login aldık da yeni create ayarlamadım. Nerede? Burada. Misafir. Eğer adam üye giriş yapmamışsa bunu kullanacağım. Hocam o yükleyim onları nasıl düzelttirelim? Düzelttiremez yapacak şey yok. Yani çözüm yok ya. Kayıt yaparken linkleyin gözükse olmuyor. İşte onu adama yazacağız üye olurken. Yazacağız orada. Manuel olacak yani. Bir de hocam devam ediyor mu? Ediyor. Hocam mesela şimdi bir site kurduk. Bir yanlış şifre girdi abi. O zaman ne olacak? Membership de mesela ayarlıyorsun işte 5 kere yanlış gelirse 10 dakika kitle gibi. Şöyle şifresini hatırlamıyor. Tamam, hatırlatmamış. Ayrıca mesela bana mail sistemi ile atlatıyorlar o zaman. Sistemi ile atlatıyor mu demek? Galatasaray işte şurada şurada hata var. Fakat bir mail atsın. Nasıl atacak? Mail atmayı gösterir mi size? Videoları da izlemiş. Hangi zaman? Ne bileyim canım ya, gösteremem. Sürekli takip edeydin videoları. Hocam bir tane bile video izledim. O zaman o iki videodan gelmiş. Aynen. O izlemedi, iki videodan gelmiş yani. Bir bak bakayım, zor değil. Çok sert. Alıntı yapma olayımız da var. Neyse. Şuraya. Ha? Yorum yapan buraya misafir ya da tırt tırt gelecek. Şuraya bir
literal çekeyim. Sonra yorum yapan e-posta bu satır sadece şeylerde çıkacak. Üye girişi yapmamış elemanlarda çıkacak. Yapmamış. Evet. Çünkü zaten adam iyi olduysa bana mail atsın yazmıştır zaten. Şöyle. Sonra yorum içeriği bir kısmımız var. Şuraya yorumunu yazacak. Butona basıp gönderecek. Ama bu işler böyle olmayacak tabii. Püf. Neyse onu sonra çözüm bulacağım. Ben şöyle yerini hazırlayayım. Şunun... Ne güzel kontrol ettim. Ne diyeyim? Ne yapacağız ki onu? Niye yazıyor yani? Tek bu da yorum at, başka bir yorum at. Ya mesela bir böyle bir de bırakacağız ya, e-posta satır çıkacak mı çıkacak? Yok, çok kolay oldu. Şuraya ne yazacaktın ya? Alıntı blog yazalım zaten. Şuraya bir yeterli koyayım. Adam alıntı yaptığı zaman şurada yorum gözüksün. Yok olmadı zaman zaten burası boş olacağı için gözükmeyecek. Aslında bunu buradan kesip şu yorum buraya mı? Yorum yapanın üstüne mi alsak? Şöyle. Böyle olsun, orada olsun. Fark etmez yeri düşün. Bu da BTN yorum ekle. Görmek. Şimdi şurasını halledeceğiz. Nasıl halledeceğiz? Bakın hemen şöyle göstereceğim. Yerimiz burası. Şuraya bir adet yok, login'den login view koyacağım. İçine enemus'tan koyacağım. Ve bu satırı şimdi burası sadece şu niye gelmedi? Tam doğru yapamadım ya. Tamam çalışın da bulacağım. Ben satır ben şey yapmış oldum değil mi böyle? Satır aldım. Ama sıkıntı olmasın lazım. TD'nin birini koy. TD'yi kaçma ya. TD'yi postan. Ama doğru yere TD yazacağım. TR yazacağım çünkü satır yazmış lazım. Şimdi üye girişi yapmış mıyım ben? Bak üye girişi yapmadığım için burada duruyor. Yani oradaki görsele bak, burada görsele bak. Allah'ım ne yaptım ya. Bak yok. Tam doğru. Bu yalnız tasarım ne hangisi bozuyor acaba ya? Çok nahi bir şey. Tiyala gelişik vermiyoruz ya, orada olmuş ya. Hayır bak, buradaki noktalar falan var. Bak burada noktalar falan var. Ya geliyordu onlar. Burada açılırken noktalar yok. Düz çizgi geliyor. Bak, orayı da çalışıyoruz. Ha?
Tamam, ben şimdi bugün biteceğim ya, ondan sonra alırsın, çözersin. Yarın getirirsin haftaya bize. Çözülmüş. Ne? Ya zaten pek bir şey kalmadı ya, hani yorum ekleyelim. Yorum gösterelim, başına kaldık. Allah size razı olsun. Ya Allah size razı olsun. Benim projelerim ayrı. Bak daha slider varmış ya, daha çok şey var. Geçmedi, imkansız yani. Biz de yapalım hocam. Siz yapıtırız ha? Sen yap birader yapıyorum. Bu arada JPL için yani ondan sonra bu kadar tebeze koyacak. Azar gerçekten çok basit onlar. Hani yapabileceğiniz şeyler de. İnsan yapar aslında. Yani ben... Ya hani yakalım ama... Şeyi yapayım istiyorsanız. şöyle bir şey yapalım istiyorsanız. Ben slider'ın tasarımının runtime'a geçireyim. Siz veri tabanı eklemesini falan için panel yaparsınız. Makale ekle gibi slider resim ekle. Tamam. Atın ben yapayım. Tamam. Tamam, bir ara o çakışan şeyi de bulup hadi bakalım. Hadi dönüyoruz abi. Harbiden sol, en sol, en sağ, en sağ, en sağ, en sağ. Sağınırız. Elini kurtarmıştım ben. Sağ. Şimdi sayın arkadaşlar, saatimiz de bitmek üzere. Yorum ekleme kaldı burada. Her şey hazır zaten. Yorum ekleme yapılacak. Aslında yorum eklemeyi de ben 2 dakikada yapayım istiyorsanız. Şey siz yaparsınız. Adını size söyleyin. Bunun onay kısmı yer alacak. Yaparsınız. Veya da şöyle oluyor. Ben eğer boş kalırsam bir ara videonun devamını çekerim. Derste değil de ders dışında bir ara. Her gün 1-2 saat çeksem hepsini tamamlarız işte. Ama onun sözünü vermeyeyim de. Zaten şu an bir 8 saate yakın videomuz var. Hatta 8 saatten fazla bile olabilir. Ya da bunu izleyecek adam da iyi bir azimle izlemesi lazım. 8 saatlik videomuz var. Şu en son çektiğim video dahil değil olaya. Artık evet. Diğerini ben tamamlarım bir şekilde. Hani zamanımız falan olursa. Projeyi kaybetmezsem devam edelim. Anlaştık mı orada? Slider eklenmesi lazım. Yorumlar şimdi onaylı olmayacağı için admin tarafından yorumlara onay verme durumu olacak. Ona bakmamız gerekiyor. Öyle bir panel yapılması lazım. Kategori işlemlerini zaten yaptık. Makale işlemlerini yaptık ki zaten önemli olan bunlardı. Yönetimde slider işlemleri ihtiyacınız var. Ben sayfaları açayım. Daha sonra baktığım zaman ne yapılacağı, ne yapılmayacağını anlamamız için kolaylık olur. İhtiyaçlarımız slider yönetim ihtiyacı olacak. Slider oluşturacağız. Sayfalar, sayfalar diye önemli bir kısmımız vardı. Sayfaları yapacağız sen için. Sayfalar, evet, bir tane sayfa oluşturayım ben şuraya. O da şu. Sonra sayfalarda ne olacak diye sayfa başlık hakkımızda. Şunu şey yapalım. İletişim yapalım, mail kısmını falan düzelt. İşte onlar hep hakkımızda, iletişim hep buralarda, sayfalarda. Sayfa etiketleri boş bıraktım. Açıklama. İşte hakkında yazısı. Hakkında yazısı. Burada da bula 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 bula. Aktif mi? True. İşte iletişim. İşte bir şeyler bir şeyler bir şeyler bir şeyler. Falan filan olacak. Hocam ben database oluşturduğumda sayfalar yaptım, bir de resimler, videolar, onları sayfada tablosuna bağladım mantıklı. Ay şu an öyle söyledik anlamadım ya. Sayfalar, evet. Resimler, videolar diye evet. Tabloları oluşturdum. Tamam. O tabloları sayfalara bağladım. Yani resimler, videolar. Hani oradan orayı çekmek için. Olmasa da olurdu gibi duruyor ama. Neyse. Ayrı tablolar olduğu için hani niye oraya koyup sen? Ne bileyim hani o sayfa buraya resim bilince hani o sayfaya direkt gitmek. Olur yani, niye olmasın ki yani. Sayfalar ihtiyacınız var. O zaman ne ihtiyacımız var? Sayfa yönetimi ihtiyacımız var.
Bu sayfadan metabandan çekildiğini bir defa gördüm. Valla öyle işte dinamik yaptık hani yapıya. Adam istediği kadar sayfa runtime'da ekleyebilir artık. Yani sabit bir sayfa değil, istediği zaman ekler, istediği zaman siler. Mesela ben işte blogumda bakıyorum, yeni sayfa açıyorum, işte bir şey yazıyorum, kapatıyorum. Tabii şey sıkıntıları burada gündeme gelecek. İşte oraya ASP kontrolü nasıl koyacağım? Sorusu var. Onlar da ayrı olarak karşımıza duruyor. Onlar da daha klasik şeyler kullanılması gerekecek, yöntemler kullanılması gerekecek. İşte daha çok JavaScript'ler, Ajax'lar falan gibi işler daha çok orada ihtiyaç olabilecek durumlar yani. Sonra genel bilgiler diye bir alanımız var. Ha, genel bilgilerimizi kullanmadık. Genel bilgileri şimdi 2 dakikada halledelim. Orası da başarılı olsun, o işimiz bitsin. Yorumlar. Aslında çok bir şeyimiz kalmadı. Anket var. Anket durumlarımız var. Anketler de değişmeyecek. O zaman bir anket yönetim sayfası oluşturayım. Şimdi yapsak uzun sürer mi o zaman? Uzun sürer. Yani bir 15 dakikada bitiremeyiz. Yapmayacağım. Yani dediğim gibi işte hani ben bir ara şey yapabilirim onları. Daha sonra çekebilirim. Anket yönetim dahil ettik. Tamam, bu sayfalar yapılması lazım. Yani yapılması gereken bir sayfamız daha var. Yorum işlemleri. Yorum işlemleri çok basit olacak. Onaylar evet. Evet, onaylayacak, silecek. Onaylayacak, silecek. Bir şey yapmayacak yani. False olanlar listelenecek. Onlar evet, hayır, evet, hayır deyip 5 dakikalık 5 dakikalık işte. Öyle canım. Ama yapmayacağım yani. Siz yaparsın, valla yaparsın. Arkadaş, yetişemeyiz. Şu şeyi yapayım ama, o eksik kaldı çünkü. F7. Genel ayarlar diye bir kısmımız var. Şurada. Genel ayarlar, sitenin genel ayarlar hakkında bilgi yeri yapmışız. Oraları halletmemiz gerekiyor. Aslında onu en başta yapsaydık iyi olurdu da niyeyse buraları sarkıtmışız. Diğer konunun heyecanıyla kaldı galiba. Hayır, şunun dışına kadar kapat ya. Evet, ne yapamadım ben? Shift alt tutma. Hey. Ne acaba? Kısır şey. Yaptım da takıldı zaten. Ben de takılmasını çözüyorum. Şimdi burada hemen DB işlemleri execute header select yıldız from genel bilgiler DB işlemleri DB eşittir. Hop, ne yapıyorum ya? Data table DT diyeyim. Ne ne data table ya? SQL data reader RDR. Tamam, karar verdim. RDR olacak. Hop. Sonra ben niye böyle bir şey oldu ya? Read dedim, bir satır okudum. Page.title RDR'den gelecek olan site başlık olacak. Page.description RDR'nin neydi? Site açıklama. Sahibi var mıydı? Evet. Yok, onlar yokmuş burada. Keyword yazmamışız. Site sahibi diye bir durumumuz var ama site sahibini buraya yazmamışım. Onu şöyle yapacağız. Dizayna geliyorum. Şimdi head ve head arası server kontrolü müdür? Evet, server kontrolüdür. Meta
Neydi onun adı ya? Unuttum değil mi yazar? Neydi? Şu yazara bakalım ya. Allah'ın hükümünü düşünün. Kapat bakalım ya. Meta. Neydi? Archer miydi? Neydi ya? Ha şu Arthur. Şurada hazır yazılım işine bakıyorum da. Şunu kopyalayayım. Şuraya bir tane şey koyacağım. ASP kontrol koyacağım. Literal. Meta yazar diyeyim. F7. Meta yazarın teksti eşittir deyip oraya da RDR'den gelen site sahibi bilgilerini yapacağım. Burada tabii şeyimiz var mı? Kaydımız var mı? Site başlık bizim site açıklama bıdı bıdı site logo yok. Site sahibi Kamil ne? Sahibi mi? Kendi kurdum, fix. Şimdi sevdiniz ya. Logo için sayın arkadaşlarım aynı şekilde şuradaki bir logo yeri ayarlayıp şuraya bir URL vermemiz lazım. Onu oraya verdiğimiz zaman olacaktır. Bir run edeyim bakayım. Arkadaşlar ne çalışmıyor? Evet sayfamız açıldı. Şuradan sağ tıklayıp sayfa kaynağını görüntüle dedikten sonra şurada nerede? Şurada, şurada yazarımız Kamil Akıllı, açıklamamız bıdı bıdı. Title'ımız şurada yazdığı gibi gözüküyor mu oradan? Şöyle bir gözüksün diye. Şurada bizim site olarak düştü. Baş nereden yazdık? Web tabanına yazdık, web tabanına getirdik. Burada nerede yazıyor diyorsanız title'da title'ı göremedim. Ben şuradan. Burada gayet de ciddi bir şekilde değişiyor. Meta tanımı ne olacak? Meta tanımlama ya. Meta tanımlama. Efendim? Ha evet, sabit sabit tanımlama metanın içine yapıyoruz. Bir de burada bir şey daha eksik. Burada bunu keşfettim. Genel bilgi yönetimi lazım. 4 tane text box koyacaksın. 4 tane text box'a şey yapacaksın. İşte, web tabanı oku, yaz falan yapacaksın. Zaten bir tane birden fazla bilgi olmayacağı için aynı satır üzerinde sürekli güncellemek. 3 tane text box. Bunların hepsini altında bir sayfa toplasa koyuyor değil mi? Altın bir tane. Zaten şöyle olması gerekiyor. Şuraya bir default sayfa sığınıyorsun. Burası admin panelinin yönetimi oluyor. Şöyle H1 site yönetim paneli ismi altında bir yer var. Daha sonra buraya da şey koydum. İşte table'da falan. Vay be. Evet hocam. Dersinden bitiyor. 8 dakika sonra bitiriyoruz. Göreyim mi seni? Bir şey mi soruyor? Bir şey mi soruyor? Ha tamam.
Şimdi şuraya hemen tekrar açtık. Şuraya geleceğiz. Bir tane işte H1 yönetim paneli. Şunun altına hemen bir tane table çakacağım. Tamam, olayı anlatayım. Sıkıntı yaptı bu. Dur ama yapayım ya, 2 dakikada. Tamam, gidiyorsan git sen. Hadi git. Açarsak şimdi yine kapanacak. Bu sefer kapanmayacak çünkü koddan yazacağım sadece. Öğrencisiyle bugün kapan mı ya? Açıktır. Dur şunu hallederiz. Ben sana öğrencilerini bulacağım. Ben sana. Akıllı olan kavramı yok. Ağzım mı kırarım? Size şey diyeyim, siz Cemal Hoca'nın öğrencileri. Öyle giriyor. Yönetim panel hoş geldiniz. Table açacak, kapatacak, netleri yapacak. Şimdi gittim. Evet, öyle yapacağım. İki satır yapacağım. TD şuraya geleceğim. Link koyacağım. İşte ne bileyim, makale işlemleri. Nerede? Makale işlemi değil, sakat mı? Aslında şuradan seçebiliyorum yani. Niye ediyorum? Makale bir şey var. Yazarların içinde var. Tabi yazarlar için de yazar sayfası yapılması gerekiyor. Teorik olarak. Şuraya da kategori işlemleri diyeyim. İşte bunun gibi tüm sayfaları yapıyorsun. Şey, menü nasıl çıkıyor canım? Defaultta var zaten. Hayır yok. Çiftinden oraya gelip ne yaptınız o altta? Çiftine bastım. Şimdi esprisi şu olacak. Adam siteye açtı değil mi? Niye bunun adresi yanlış? Slash yönetim yazdı. Herhangi bir sayfa yazmıyor. Slash yönetim yazıyor. Üye paneli çıkıyor. Ve direktman yönetim paneli hoş geldiniz ifadesi karşısında ilgili noktaya tıklıyor. Ve işlemle devam ediyor. İşte geri geliyor. İşte kategori işlemine tıklıyor. Dolayısıyla sistem bu şekilde gidiyor. Yani slash yönetim artık default sayfa olduğu için sürekli bize şey yapıyor. Mesela burası ise enter alsın. Yine yönetim panelinde. Millet de biliyor buraya. Yani. Evet, sadece kendi girebildiği için hiçbir sıkıntı yok. Evet, yönetici olan yok. Membership de yaptık. Membership de işte rol bazlı olarak buraya giriş yapamazsın. Yapmadık kodun ilişkilerini. Membership kendisi yapıyor zaten. Hayır yahu. Membership mi yapıyorum lan? Membership yapıyor işte. Membership'ten belirtilecek. Dediğimizde yönetim sayfasını yapamaz. Klasör bazlı yetkilendirme farkı şey yapmıştık. Biz en dinle ilgili ondan dolayı yönetmiş. Evet. O zaman burada bırakıyorum. Artık ondan sonrakini çekeceğiz.